Herkese merhaba. Pick and Pod Orlando Günlükleri 27. bölüme hoş geldiniz. Canlı yayındayız. Ben Mert Beroğlu. Kaan ve Cem Yoğulan'dayız. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş bulduk abi. Sen nasılsın? İyidir valla. Bugün Denver Lakers 4. maçı konuşacağız. Ben kısa bir giriş yapayım isterseniz. Ondan sonra genel bir değerlendirme yapıp hücum ve savunma özelinde maçı değerlendirmeye başlarız aslında maçı izlediğimde ilk başlangıç biraz birinci maçı anımsattı bana. Lakers e, bir 10-12 sayılık bir farkı tutturdu genel olarak. Onun dışında yok için far problemine girdiğini gördük ve hücumda biraz zorlandığını gördük. Öte yandan gene birinci maçtaki gibi ve gene serinin e, devamında olduğu gibi bir e, çok formda bir Anthony Davis gördük. Zaten ilk 7 şutunu kaçırmadı yanlış hatırlamıyorsam. E, ondan sonrasında ama birinci maçtan farklı olarak Denver bayağı Makası kapattı. Özellikle Murray'nin e, inanılmaz bir performansı vardı. Ona özellikle değineceğiz zaten. E, ama bu maç özelinde herhalde birinci maçtan farklı olarak bir e, Mike Malone köşesi de açmak gerekecek. Ben buradan topu ceme atayım abi. Sen nasıl gördün takımları? E, Lakers neleri iyi yaptı? Nuggets e, neleri yapamadı? Ve hani e, sen kısaca Plumlee ve Mike Malone özelinde de konuşmak istiyordun. E, öyle başlayalım abi. Teşekkürler abi. Ee, evet, bizim grubumuzda e, o kadar çığırından çıktım ki böyle çok sinirlendim Mike Malone'un tercihlerine ve e, Plumlee'nin çok oynamasına ve Plumlee'nin hatalarına. O yüzden bana <laughs> söz verdiğe biraz e, tutturdum. E, sağ ol o konuda e, beni kırmadığın için. E, bence... Denver için biraz şanssız bir maç oldu ve seri oluyor diyebilirim açıkçası. Yani bu serinin hakkı ne diye sorsanız ben hani 3-1 Lakers'dan ziyade daha 2-2 olmaya daha yakın e, derim. Özellikle bu maçı yani zaten ikinci maçı o yine son saniyede Plumley kardeşimizin hatasıyla e, verdiler. Bu maçta da biraz fazla şanssız e, atışlar kaçtı açıkçası Nuggets adına diye düşünüyorum. E, yok için pota dibinden kaçırdığı çok basit tipler bir iki tane içinden kaçan şut vardı belki tartışabiliriz bilmiyorum bir iki tane de hakem kararı Denver'ın aleyhinde oldu ne kadar um, Lebron'un bloğuna foul çalınabilirdi onun dönüşü bence zaten maçın kırılma noktası oldu orada um, foul verilmedi dönüşünde Cemal Mür'ü yerdeyken Ronda gidip bomboş bir orta mesafe attı bire inebilecek fark 5'e çıktı sonra da kapatamadı Denver orada farkı ben maçtan önce e, düşük tempo olur ve düşük skorlu bir maç olur demiştim. Çünkü savunmalar e, birbirini çözdü gibi bir yorum yapmıştım. Düşük tempo oldu ama düşük skor olmadı. E, hücum verimliliklerinin çok yüksek olduğu bir e, maç izledik. Eee Lakers'ın e, 100 pozisyon başına 128, Denver'ın da e, 120 hücum verimliliğine sahip olduğu bir maçtı. Bu çok yüksek rakamlar. Özellikle Lakers'ın normalde hücumda ne kadar e, zorlanabildiğini biliyoruz. Ama özellikle Denver'ın çok faul yapması ve çok Lakers'ın da çok geçiş hücumuna çıkması sebebiyle e, çok verimli bir hücum oynadılar. E, Mike Malone'a gelirsek fazla da e, uzatmayayım zaten Murray'i, e, Anthony Davis'i vesaire konuşacağız. Bence yine rotasyon konusunda yaptığı hatalarla ayağına sıkmış oldu diye düşünüyorum. Üçüncü maçı çok iyi iyi bir performansla kazandılar ve burada kritik noktalardan birisi Plumley'i sadece 5 dakika oynatmıştı ve ikinci yarıda hiç sahada bulunmamıştı. Bu maçta yine Mike Malone'dan alışık olduğumuz bu faul problemi konusunda çok muhafazakar davranması. Bazı bölümlerde Millsap faul problemine girdi diye yok Yokich ve Plumley'i beraber oynattı. Yani bu bu seviyede pek kabul edilebilir bir şey değil. İki tane eee savunmada çok hareketli olmayan perimetre oyuncularını e, takip edemeyecek e, oyuncuyla oynamak içeride. E, sonra son çeyrekte yine tamamen e, Montemurris'i oynattı. E, 27 dakika sahada kaldı Montemurris. Yani Lakers gibi size'lı ve atletik bir takıma karşı senin daha çok size'lı kanatlar kullanman gerekirken sahanın en ufak oyuncusunu son çeyrekte oynatıyorsunuz. LeBron da bu konularda çok usta bir isim hep karşısına aldı ve arkasına aldı Montemoris'i ve çok cezalandırdı Denver'ı burada. Orada Gary Harris'i veya Paul Millsap'ı kullanabilirdi. Yani Millsap 17 dakika, Gary Harris 19 dakika sahada kaldı. En sonunda da yok hiç kötü bir 5. faal çaldılar bence doğru olmayan bir karardı. 5. faalü aldı diye ya sekiz sayı gerideyken yok içi kenara aldı. Abi ee, zaten yok Jokic... iç e, ee, üçüncü çeyreğin sonunda aldı yok içi. Beş, e, dört faal var diye. Dördüncü periyotun dokuzuncu dakikasında geri aldığında zaten fark birken sekize çıkmıştı. Bir dakika sonra tekrar aldı. Ondan sonra bütün yük Murray'e bindi. Evet. Yani tamam beşinci faal almış olabilir. Ama bu arada maçta da maçı beş faal ile bitirdi. Yani bu seviyede oyuncular o konuda çok dikkatli olabiliyorlar. Bu kadar muhafazakar olmaya gerek var mı? Üç dört dakika kenarda oturttun yok içi fark sekizken. eee ve ile ona Plumbe o kadar kötüydü ki 14 dakika yani 14 dakikası içinde işte belki bir iki tane faydalı iş yapmıştır. Felaket bir postaptan top kaybetti. LeBron Anthony Davis'e felaket bir üçlük fa, üçlük faulü yaptı. LeBron James'e basket faul yaptı. E, bu hataları yapınca zaten marjların bu kadar ufak o, olduğu maçlarda ve serilerde e, belirleyici olabiliyor. E, yani 3-1 geriye düşmek çok büyük bir dezavantaj. Yani kazanmak zorunda olduğu bir maç gibi davranması gerekiyordu Mike Malone'un. O yüzden yok iç konusunda ve yıldızlarını oynatma konusunda bu kadar muhafazakar olması bence e, maçı verdirtti. Çünkü yok için o yine maçın son bir dakika kala geri dönüş yapmaya çalışırken de yok içi sürekli kenara aldı savunma pozisyonlarında. Yok iç kenardayken Lakers 3 tane çok kritik hücum ribaundu aldı. 2 tane Anthony Davis aldı. Bir Rondo çünkü, aldı. Çünkü Evet, çünkü uzun bir de Rondo aldı. Çünkü uzun yoktu. Yok hiçbir ligin en iyi savunma ribaundu alan isimlerinden biri. Sırf böyle over coaching dedikleri hani fazla düşündüğü için ha savunmada yok içi kenara alayım, faul yapmasın. Ama o zaman da ribaund alamıyorsun ve e, takımının da geri dönüş şansını e, tepmiş oldular. E, ben hani genel hatlarıyla böyle bir şey çizdim. Hani Dwight Howard'dan, Jamal Murray'den, LeBron'dan bahsedebiliriz ileride. Aynen. ]lerde. Ya zaten şeyi belirtelim. Ee, i̇lk defa bu seride Dwight Howard ilk 5'te başladı. 22 dakika süre aldı. 5 dakikada McGee aldı. Yok hiç toplam 34 dakika sahada kaldı yanlış hatırlamıyorsam. Sadece 8 dakikasında McGee ve Dwight Howard yoktu. Ondan dolayı hani Lakers genel olarak seri boyunca yaptığı gibi e, Howard'ı e, şeyi yapıyordu. E, Yok içi Howard veya McKee ile tutuyor ve Davis'in savunduğu dakikayı çok kısmaya çalışıyor. Kaan buradan sana geçeyim abi. Yani sen genel olarak nasıl gördün? E, kafa kafaya giden bir seriydi. Aslında Denver şu an 3-1 geride. E, neleri iyi yaptı, neleri kötü yaptı. E, yok için biz e, hücumda arkasını aldığı oyuncunun önemli olduğunu hep konuşuyoruz. Burada Lakers iyi bir iş çıkarmış gibi geldi bana. Sen nasıl gördün? Senle devam edelim abi. Evet ben de benzer düşünüyorum yani e, mesela Cem'in söylediklerine de katılıyorum aslında ama yaptığı vurguya çok katılmıyorum şu şu açıdan e, yani bence maçın hikayesi e, hakemler ve Mike Malone tamamen değildi yani sonuçta Lakers e, Nuggets'tan biraz daha iyi oynadı bence bu maç yakındı ama Lakers biraz daha iyi sonuçta maç sonunda Anthony Davis sakatlandı ve e, kriz ortamında ona rağmen e, Lakers kazanmaya başardı hani Anthony o bilek sakatlığı zaten Lakers hücumunu bütün maç taşımıştı bu maç üzerinde o tamamen değiştirdi Lakers ona rağmen kazandı aynı zamanda yok hiç çıkarmak ben çok büyük bir hataydı ama yok çıktığında fark 8 sayıydı geri girdiğinde 3 sayıydı fark yani hani bir şey olmadı hani yok hiç çıkardı ve maç böyle bir gitti falan hani dediğim gibi Cemin söylediklerine yani karşı çıktığım taraf yok ama maçın vurgusu bence o, o değil. Hakem hataları, yani hakemler genelde kötüydü bence. Ee, yani en en böyle net kaçırdıkları e, Lebron'un yaptığı faillerdi Murray'i ama mesela bir pozisyonda Murray düştü, faal yokken çaldılar. Ee, bir pozisyonda sonunda Caruso'ya garip bir faal çaldılar. Yani hakemler bence genel olarak kötüydü. Çok böyle maçın bana gidişatını değiştirdi gibi, yani oradan başlamam e, maça. E, daha çok hani e, o NTN'de sakatlığı üzerinden konuşursak ondan önceki performansını da konuşabiliriz. Sen Mert biraz bahsettin, gerçekten muhteşem girdi maça. Zaten hmm. maçı da 15'te 10 atarak bitirdi. 34 sayıyla ve bir soru da gelmiş. Galiba. Soru Ceme gelmiş ama ben biraz cevap veririm cana cevap verir. Lakers'ın savun pardon, Denver'ın savunması acayip gömülü olduğu için LeBron karşısında. Yani 5 kişiyi böyle faal çizgisi boyunun etrafına diziyorlar. E dış şutlarda çok girmeyince bugün 30'da 10 attı Lakers. Yani oh, eh yani fena değil, çok kötü değil, iyi de değil. E, ee, öyle olunca Anthony Davis acayip sorumluluk biniyor. Çünkü Lakers hızlı çıkmadığı zaman bu sefer LeBron yarı sahada e, zorlanıyor. Hem gömülü savunma hem Jeremy Grant karşısında. E, Anthony Davis de o orta mesafe şutunu çok yüzdeli atması yani he, zaten bu e, seride yüzdeli atıyor. Bu maçta iyice e, delirdi. E, çok e, çok önemli oldu Lakers için. E, hani bence maçın hani genel Lakers tarafından hikayesi öyle kuruldu. Sonra da Anthony Davis sakatlıktan sonra e, Lebron'un savunmada Cemal Murray'i alması yani o son 5 dakikada oraya geçebilmesi evet faal çalınmayan faal de yaptı ama genel olarak Murray'i e, bütün maç herhangi birinin tutundan çok daha iyi tuttu ve bence bu e, Lebron'un Murray'e sıvıcı edebilmesi aslında şunu da gösteriyor biraz NBA'de. E, Murray özelinde değil bu ama e, sizin skor yükünüzü e, Murray fiziğinde biraz daha kısa bir oyun çekiyorsa e, her zaman ona karşı daha fizikli bir oyuncu switch edip onu yavaşlatma şansı var. Yani bence hani en iyi oyuncuları düşünürken de o da önemli bir konu yani. Bu biraz fiziksel bir durum artık ortaya çıkıyor. Sonuçta Murray'nin boyu 2-0-3 olsaydı aynı şekilde dur durdurmak daha zor olurdu ne olursa olsun. E, hani o o bence ilginç bir not. Bir de Davis hakkında şunu ekleyeyim son olarak. E, bu Lakers'ın da ikinci hatta belki de en önemli yaptığı şey yani şu ana kadar söyleyeyim ama e, Davis az band aldı gibi gözüküyor ve az ribanda aldı yani. 5 ribanda bitirdi. Ama Lakers çok iyi ribanda aldı bütün maç ve özellikle çok iyi hücum ribanda aldı. Yani e, seslerden görebiliyoruz. Lakers e, kaçırdığı pozisyonun yüzde kırkında hücum bandı aldı. Yani bu zaten tabi e, tabii burada yok iç çıkarmasının özellikle maç sonunda e, hani o, o, orada Cem'e tamamen katılıyorum. Yani bence 5 faal çıkarması problemdi. Maç sonunda çıkarması daha da büyük problemdi. Yani siz yok içi savunma hücum değişikliği diye yok iç mi çıkarılır? Yani hani soktuğun adam da Montemaris oynuyor orada. Hani, hani yerine Kevin Garnett girse okey savunma <laughs> hücumda da e, Lakers'ın e, takım olarak çok hücum bandı alması ve iyi savunma bandı alması e, bence bu Anthony Davis'in, e, o yüzden e, eleştirmiştik 3. maçta çok az rebound aldı diye ama bu maçta Anthony Davis'in az rebound alması bence kötü bir durum değildi. E, Davis'in rolü dışarıdan çok şut atma ve her e, Denver şut attığında acayip pes e koşma olduğu için oradan reboundları düştü. Ama Lakers'in takım olarak e, rebound alması e, önemliydi. Dwight Howard'ın da orada çok büyük katkısı oldu. Abi bu oluyor zaten. Yani bu mesela Milwaukee'de de oluyor. Brook Lopez mesela maçı iki reboundla bitiriyor. O onun e, reboundları verdiği anlamına gelmiyor. Genelde box out'ı yapıyor. Yanis topla beraber koşuyor mesela. Lakers'ta da şu an öyle bir durum var dediğin gibi. E, Anthony, yani özellikle de Dwight Howard'ın süresi arttığı için ve McGee de en az bir 5-10 dakika girdiği için bir 30 dakikaya yakın pivotla oynuyor Lakers. Ondan dolayı da mesela Anthony Davis'in rebound rakamları Houston serisine göre falan düşüyor. Ya biz e, seri başından beri aynı şeyi konuşuyoruz. Yani iki tane temel konsept var. Bir tanesi Denver'ın Davis'i savunamaması. Bunda e, işte Plumlee, Jeremy Grant veya Millsap üzerine konuşabiliriz. İkincisi de abi Murray bence düzenli olarak iyi katkı veriyor ama yok için devreye girmesinde sıkıntı yaşıyor. Yani Mike Malone bence onu hala e, yani Belki hiçbir zaman yapamayacak şu an ama e, birinci maçla dördüncü maç arasında baktığımızda bu dört maçlık seride yok için devreye giremediği e, maçlarda Denver'ın çok zorlandığını görüyoruz. Hala bunu çözememiş duruyor. Yani siz evet. mesela beşinci maça giderken e, bu konuda nasıl bir adaptasyon bekliyorsunuz? Bir soru da gelmiş hani 3-1'den döner mi diye. E, isterseniz hani onunla beraber bu konuyu da değerlendirebiliriz. E, dilediğinizce evet. yani istiyorsan Cem sen başla abi oradan biz evet. devam edelim. Tamam. Ben önceki bir konuya da bir ekleme yapayım. Hakkı Bey yine yorum yazmış. Denver Kava'yı da çok iyi savunmuşlar. Lebron'da hı hı. iyi hazırlanmışlar diye. Bu hı. içeriği kapatma ile alakalı. Bence bu strateji gayet iyi ve fena işlemiyor aslında. Lakers'ın yarı saha hücumları çok etkili olamıyor Nuggets'e karşı. Yani bu maçta da 120 cümle verimliliğiyle oynadı dedik ama bunun çoğunu serbest atış çizgisinden ve e, geçiş hücumlarında sağladılar. Yani çünkü Lakers'ın rol oyuncularına yani çok iyi şutör olmayan rol oyuncularına e, oyuncularının sizi yenmesini sağlıyorsunuz bu durumda. Çok da istikrarlı atamadıkları için başarılı oluyor aslında. Ama Anthony Davis burada çok yüzdeli attığı için ve Denver'da çok foul yaptığı için e, strateji orada biraz e, çuvalladı gibi geldi bana. Evet. 3-1'den dönme konusu e, ya bence önceki serilere göre biraz daha zor e, Denver'ın durumu gibi e, gözüküyor. Çünkü e, yani yok hiç, e, yok için devreye giremediğinden de bahsettin. Ona karşı yaptıkları strateji çok iyi e, çalışıyor. Biraz da onun evet. etkisi var. Özellikle Dwight Howard'ın sahada olduğu bölümlerde e, çok etkili olduğunu gördük Dwight Howard'ın. Yani ne olduysa Dwight'a son 5 senedir, senedir oynamadığı basketbolu bu playoff'larda oynuyor. Çok atletik, çok fiziksel ve yok içi oyundan bölüm bölüm çıkardığını gördük. Ve bu maçta da mesela bölüm bölüm Frank Vogel'ın alan savunması oynadığını gördük. 2-2 i̇ki, iki, genelde Rondo Caruso tepede 2-3 alan savunması. Buna karşı yok içi çok devreye sokamıyor Nugget. Bu yüzden hani Denver 5. maçı alabilir. Çünkü dediğim gibi hem 2. maç hem bu maç ortadaydı. İki de, e, ben de katılıyorum bu arada. Kanlı. Lakers bu maçta daha iyi oynayan taraftı. Ama bence 2. maçta da Denver daha iyi oynayan taraftı. Onu Lakers kazandı. O yüzden hani bu iki maçtan birini Denver kazanabilirdi. 5. maçı da kazanabilir. Ama kalan 3 maçı da e, kazanabileceğini sanmıyorum. Çünkü genel genel olarak bence Lakers daha iyi oynuyor e, Denver'a göre. Zaten daha iyi bir takımlar. Anthony yani... Davis'e de istikrarlı bir şekilde çözüm bulamıyorlar maalesef. Ee, belki Anthony Davis maç sonunda e, sakatlandı bileğinden. Eğer yüzde %100'üyle oynayamazsa belki dengeler değişebilir. Ama şu anki halleriyle e, Millsap'ın Anthony Davis'i çok e, etkili savunamaması e, Denver'ın geri dönüş şansını bence azaltıyor. Ya Evet çünkü şu an Denver'ın personeline baktığında abi ya bir kafa kısa kalıyorlar ya da yavaş kalıyorlar. Benç'ten de şu an öyle biri yok. Ondan dolayı hani e, ne kadar de yani değişiklik olur da Denver tekrar devreye girebilir hani ben de biraz kuşkulu ya, kuşkuyla ben. bakıyorum. E, Kaan sen ne düşünüyorsun abi sen? Ya, ben, yani sen. ben de yok içten başlayayım. Ya zaten yok <laughs> içi Lakers'in savunmasının e, taktiği ve yaptıkları şey ve aldıkları sonuçlar çok bariz. Yani bu seride de mesela e, son maçını sizler bilmiyorum ama ilk üç maçta. E, Jokic e, 110 dakika sağda kalıyor. Bunun 64 dakikasında karşıda McKee ve Howard varken, McKee veya Howard, Lakers 22 sayı önde. Karşıda McKee veya Howard yok yokken Denver 4 sayı önde. Yani burada 26 sayılık bir fark var. E, hı hı. Bu Lakers'ın uzunlarını oynatıp oynatmamasına bağlı. Yani Lakers uzunlarını oynattığı zaman e, McKee özellikle Howard, Dwight Howard burada yanında da Anthony Davis olduğu zaman tabii ki çok zorluyorlar Jokic'i. Yani bu da normal bir şey. Dwight Howard'ın bu kadar performans verdiği, e, boşta gezen o e, hani free safety safety'den Amerikan futbolunda Anthony Davis'in yardım getirebilmesi zaten muhteşem bir formül oluyor Davis'e. E, taktik olarak da e, bu maç Lakers biraz şöyle bir değişiklik yaptı. E, şimdi ilk başta Lakers seriye ilk başta çok her şeyi switch ederek başladı. Yokiç Murray savunmasında ki bu klasik bir savunma metodudur yani Yokiç Murray pick and karşı. E, bunu ama e, ikinci maçın ikinci yarısından sonra yok Yokiç çok e, üstüne gitmeye başladı switch'lerin. Yani arkasında kısa bir adam alınca çok üstüne gitti ve çok etkili oldu. E, en sonu bu dördüncü maçta Frank Vogel o switch'lerden e, pardon e, bu, bir önceki maçta da Frank Vogel bu sefer switchlerin üstüne çok gidince e, daha normal bir pick and olmasına döndü. Yani switch hemen yapmayalım e, biraz uzunluğumuz oraya çıksın e, el göstersin ve geri gelsin. Ona dönünce bu sefer Murray çok etkili olmaya başladı. Onun dengesini kurmaya çalışıyor Vogel. Bu maç yine biraz daha switchlere döndü. Ama switch yaptığınız zaman e, yine Anthony Davis boştayken o zaman yardım getirebiliyor. O yüzden hani iki uzun oyunu, olmanın, e, switch yaparken avantajı var. Lakers bence aynı şekilde ee, devam ederse e, o, o e, iki uzunlu oynama e, yok iç sahadayken iki uzunlu oynamaya o avantaj devam edecektir. E, Nuggets ne yapabilir? Nuggets'ın da Anthony Davis'e ikili sıkıştırma getirmesi gerekiyor bence. Yani bu kadar yüzdeli atmaya devam ederse çünkü Lakers e, iyi bir şut atan takım olmadığı için e, Lebron dışında da boyalama çok iyi giren bir oyuncular olmadığı için o e, ikili sıkıştırmadan sonra da olacak dörde üçleri çok iyi değerlendirmeyebilir. Yani en azından o, o riski bence almalı Nuggets. E, Anthony Davis'e ikili sıkıştırma getirsinler. Sonra Lebron sağdaysa ona yüklensinler. Bıraksınlar biri üçlük atsın. Ve Lakers onları üçlük atarak yensin. Yani ben o formüle dönerdim. E, hücumda da e, Murray ve Jokic'i e, biraz daha bence topsuz hareketlendirmeleri lazım. E, bunu seri başında biraz yapıyorlardı. Bu maç çok yapamadılar. E, alan soğumasına karşı tabii bunu pek yapamazlar ama en azından e, adam adım alan savunmaya karşı mı yapabilirler? Alan savunmasına da klasik hani, Jokic'i ortaya koyarak e, gidebilirler. Yani Nuggets'in yapabileceği şeyler var bence. Ben, yani şu an Nuggets'a baktığımızda en rahat e, mesela bir yok e, için tepede pick koyduğu ve Lakers'ın switch yaptığı pozisyonda Murray zaten direkt geçiyor. E, öbür türlüsünde yok için arkasında Caruso falan kalırsa o da rahat bitiriyor ama işte Dwight Howard'ın bu mobilize oyunu abi ve yok e, için e, önünde kaldığı pozisyonlarda kitleniyorlar. Ama buradan bir Murray'e geçelim abi. Murray'e özel bir parantez açmak lazım herhalde. Yedinci 7. maç üst üste 20 sayının üstüne çıktı e, inanılmaz istikrarı devam ediyor. Bubble boyunca zaten çok iyiydi. genel olarak zaten inanılmaz bir Utah serisi geçirdi. Ondan sonra üç 3-1 geriye düştükleri Clippers serisindeki zaten performansını görüyoruz. Şu anda da Belki Lakers'a bir sonraki maç elenecekler, elenecekler belki ama Murray özelinde çok iyi bir seri geçtiğini söyleyebiliriz. Bu maçta gerçekten hani belki uzun zamandır bu kadar estetik turnikelerin atıldığı bir oyuncu tarafından atıldığını görmemiştik. Yani üst üste kaç e, Dört pozisyon, pozisyon... acayip Türkiye evet. attı yani. yani <laughs> gerçekten hani e, böyle bir bitirmeyi e, ben hani uzun zamandır böyle çok şahit olmamıştım. Hani e, ona da bir parantez açmak lazım herhalde. Çok e, özel bir e, nasıl diyeyim birebir skorer oyuncu yetişti. Hani zaten Mören'in bir patlama yapması vesaire bekleniyordu. E, ve bu seride de yani ve bir seride de çok iyiydi ama hani bu maç artık e, kitlenmişken yaptıklarını gördükten sonra ee, hani belki de bir değinmek gerekir diye düşünüyorum yani. Ya bu maç ee, bence... Ha, sen başlattın Cansu e, e, Pardon. E, böldüm. E, Hakkı Bey de yorum yapmış bence. Evet. E, Möry, her maç bu formu sürdürebilir mi? Bir maç kötü oynayacak diye. Ben de katılıyorum. Yani bu kadar ekstra turnikeler atması çok sürdürülebilir bir şey değil. Resmen şov yaptı ve özellikle bu footwork dedikleri yani ayak Hı -hı. A, ay, bu fundamentalleri ve temelleri çok etkileyiciydi. Yani sağ ayakla zıplayıp sağ elle bitirme, işte bir tane sol elle e, rondonun üzerinden bitirdiği. Çok ekstra ve e, kaç sayıyla e, bitirdi? O, 32 sayı attı ve üçlük üçlükten hiç etkili olmadan yaptı bunu. Hiç üçlük sokamadan. Bu ha, üç bir oyun. Yani. Evet, 8 de sıfır... asist yaptı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yani 20 tane e, şut deneyip 17'sini ikilikten e, denemek ve bu kadar etkili ol bu kadar sayı atabilmek çok kolay bir şey değil e, günümüz NBA'inde e, özellikle Lakers gibi içeriği de çok iyi savunan bir takıma karşı müthiş bir performans ama ben de çok sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum ve e, bu da Denver için çok e, iyi bir haber değil aslında e, çünkü e, maçların çok maçın çok sıkıştığı bölümlerinde sırf Cemal Murray'nin tek başına ürettiği e, hücumlarla ve pozisyonlarla ayakta kalabildiler evet e, çünkü yok işte ikili oyunları aslında çok etkili olamadı. Lakers onu çok iyi e, elimine edebildi. Sırf Murray'nin izolasyonları ve tek başına e, yarattığı sihirle e, biraz ayakta kalabildiler. Bu biraz bile normale dönse Denver için çok e, iyi bir haber değil. Ben burada hemen e, Kaan'a sözü vermeden ekleme yapayım. Hakkı Bey'in bence o konudaki endişesi e, haklı. Yani genç bir oyuncudan bahsediyoruz. Ee, ondan dolayı hani her maç aynı performansı sergilemesini beklemek de hani doğru olmaz. Ee, sadece olgunlaşmış bir böyle izlediğimiz için hani genel olarak 20 25'leri rahat buluyor. Ben şey düşünüyorum sadece. Her maç bu kadar e, belki sayı bulmakta zorlanmayabilir ama bu kadar verimli oynayabilir mi? Özellikle de hani Caldwell Pop, Rondo, Caruso gibi hani topa baskı yapabilen oyuncular ve hani bu e, arkada da McKey veya Howard gibi pivot olduğunda eee hani bir nasıl topu bitirmek için neler yapması gerektiğini gördük. Cem'e katılıyorum o konuda. Hani bu 4 turnike, 5 turnike attı inanılmaz. Hani bunlar girmeyebilir bir sonraki maç. Buradan e, Kaan'a sözü vereyim. Sonra bir soru daha var. E, Lebron özelinde onunla devam ederiz. Tamam. Ya tamam. yani şöyle. E, şimdi ilk ilk iki tur yedişer maç oynandı. E, birinci turda o yedi maçlık serinin üç, üçünde 20 serinin az, sayı attı. Yani aslında o, o serideki performans o kadar değildi. Sonra ikinci turda yine 7 maçın 3'ünde 20 sayının altında kaldı. Yani zaten Murray'nin e, hani bu kariyeri boyunca e, süre gelen e, istikrarsızlığı aslında ilk iki turda devam ediyordu. Ama şöyle bir durum. Yani 3 maç 20 sayı altında kalıyordu. Diğer 3 maç e, 50 sayı atıp maç sonu kazandırıyordu. Yani o çıktığı tavanı acayip yükseltmiş oldu. E, bence bu e, seri özelinde biraz e, durum şöyle değişti. E, yani bu seri özelinde şu anda Murray'nin kötü bir maçı yok. Mesela ilk iki turda olduğu gibi. Burada şöyle bir farklılık var. Bence Lakers, e, Nuggets'ın karşılaştığı en iyi savunma takımı olsa da Murray'i tutma üzerinde aslında çok iyi değiller. Yani e, bu kısa gardıları e, tutma açısından bence Lakers'ın e, savunmasının belki de en zayıf karnı orası. E, çünkü e, KCP eşleşmeye çalışıyor. E, eh yani idare ediyor ama onu da tam hızlı yetmiyor. E, Danny Green bu yaşta çok ayakları e, yavaş. Koruso... Efendim? Ba Danny Green basketbolu bırakmış gibi bir durum ya. Bir konuda konuşuruz ayrıca. <laughs> Böldüm seni abi. Yo abi geçen bölüm konuştuk aslında. Bilmiyorum o kadar kötülemedik ama şut da, evet, şut da sokamıyor. <laughs> e, Caruso birebir yani Caruso daha iyi bir yardım savunmacısı. Çok iyi birebir savunmacısı değil. O yüzden Mörner'in bence bu performansı devam edebilir. Çünkü şöyle edebilir. E, yine ilk iki seride e, çok iyi oynadığı maçlarda acayip bir üçlük atmıştı. Bu seride çok iyi oynamasına rağmen şu anda galiba 25'e 9 üçlük atıyor. Yani acayip bir e, dış şut performansıyla gelen çok iyi bir oyun değil. Bence o yüzden hani e, yüksek performansını devam ettirme ihtimali e, var. Tabii ki o e, kendine has olan hani kariyerinde şu ana kadar gelen e, maçtan maça performans değişmesi e, olan bir oyuncu olduğu için onun riski her zaman var. Ama bence spesifik olarak seri eşleşme özelinde e, avantajları var. O kadar kere atabilir mi? Her maç tabii ki atamaz. Ama e, sonuçta e, pozisyon bulabiliyor. Bence pozisyon bulmaya devam edebilecek Lakers ona acayip yüklenirse bu sefer yok için e e, işi biraz daha kolaylaşabilir. Yani sonuçta Murray'i atıyorum, pick and şey getirirsiniz, ikili sıkıştırma getirirsiniz, acayip basarsınız. O zaman yok için işi biraz daha kolaylaşabilir. Hani e, o açıdan e, takımın e, diğer, Nuggets'ın diğer hücumu rahatlamadan, e, Lakers'ın Murray'i bence acayip durdurma e, şansı e, çok yok gibi geliyor bana. Ben Ben burada bir araya girebilir miyim? bu Danny Green meselesinden ve soru da geldi. Soru da anlat istiyorum. Bu evet. Berkak'ın Berkak'ın birkaç defa yazdı bu Fogel özelinde ve Kuzman'ın performansıyla Aynen. alakalı. Aynen. Oradan devam sınamsa. Ee, evet. Yani ben Fogel'ın da eleştirilecek tarafları olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Geçen programda konuştuk gerçi. Şey. Ben çok büyük bir rotasyonla oynadığını, playofflarda bu seviyede 10-11 kişilik rotasyondan ziyade 7-8 kişiye indirmesi gerektiğini, işte Cevala, Markif, Morris'e falan çok süre vermeyip e, Danny Green'e, KCP'ye daha çok süre vermeli diye e, bahsetmiştim. Bu maç KCP çok çok iyiydi. O yüzden o dakikaları hak 34 dakika oynadı zaten. Ama Danny Green konusunda, evet Danny Green şutları sokamıyor. O orası kesin. Ama bence biraz Fogel'ın da bunda e, suçu var. Çok az oynatıyor bir de. Yani özellikle Danny Green gibi çok istikrarlı olmayan şütörler için sürekli böyle 3-4 dakika oynayıp sonra kenara çekilmek, sonra tekrar bir 3-4 dakika oynayıp o ritmini bulmasına izin vermiyor gibi geliyor. Bence hala savunmada oldukça verimli, etkili bir oyuncu Danny Green. Bu maçta oynadığı 20 dakikadan daha fazla oynamayı hak ediyor bence. Özellikle Markif Morris'in hani e, son çeyrekte bile dakika alması, 17 dakika oynaması çok e, ideal bir durum değil. Kuzma için birkaç aklı kişiden soru geldi. Onu da cevaplayayım başlamışken. Ya Kuzma, bence çok Michael Porter Jr.'la benzer bir isim bence. Böyle sahada yaptıkları çok estetik ve çok etkileyici gelebiliyor. Kuzma da ikinci, ikinci de üçüncü çeyrekte iki tane üst üste üçlük soktu ve bazen yaptığı hareketler ya bu adam olacak galiba hani etkili bir hücum silahına dönecek diyorsunuz. Ama sonra 2-3 pozisyon o kadar kötü hatalar yapıyor ve savunmada adamını kaçırıyor, savunmada e, üçlüyü e, kapatamıyor bir türlü ve hücumda getirdiğinden daha fazlasını savunmada götürüyor. Bu maçta da a hücumda fena değil de aslında diyorsunuz e, 11 şutta 10 sayı atmış ve 0 rebound almış e, yani fena olmayan maçı bu adamın. E, Michael Porter Jr da aynı şekilde çok estetik e, şutlar soktu, bir tane fake üzeri e, çok iyi e, bir üçlük soktu, bir tane çok estetik bir turnike bitirdi. Ama o da hücum, o da savunmada her seferinde e, hedefe konuluyor ve hiçbir şekilde e, Rondo'nun, LeBron'un vesaire karşısında duramıyor. LeBron'un karşısında duramazsın tamam ama e, kuzmayı kaçırdı birkaç defa pick and popta. E, Rondo yanından basıp gitti. O yüzden e, oynatması zor isimler. Ama Lakers, yani Fogla geri dönersek çok kolay bir kadro yok elinde. Onu da unutmamak lazım. Ha. Çok yani çok yani, bariz yok abi. Yani bir de Bradley de yok. Evet. Yani çok fazla artıları, çok bariz artıları ve çok bariz eksileri olan isimler var elinde. Yani bunlardan böyle bir karma kadrodan bir şeyler çıkarabilmek çok kolay değil. Ben de katılıyorum. Kuzmayı çok oynatıyor, deni yani Green'i az oynatıyor falan diyebiliriz ama yani Böyle tam güvenebileceğin, sahaya koyabileceğin üçüncü, dördüncü, beşinci oyuncuları da yok yani. çok yok açıkçası. O yüzden biraz kim günündeyse onu oynatmaya evet. çalışıyor. Aynen. Bence KCP. KCP Aynen. iyiydi, onlarla devam etti. KCP zaten bence genel olarak ilk ilk tercih şu an. Biraz daha Hı. hani topu da daha iyi yere vurabilip e, biraz daha hani potaya gidebilmesi de Denigrine Green'e daha iyi olduğu için bence ya yani bu, bu maç içine evet, girdi yani. maçı. Kaan şey ne diyorsun abi? Bir sonraki maç e, LeBron Murray savunur mu diye bir soru geldi. Ya bütün maç çok savunmaz zor. yani. yani evet. Bütün maç savunmaz ama maç sonuna gelirse yine böyle kritik bir şekilde alabilir. Öyle olursa da e, maç sonunda bunu NBA koçları ya çok yapmıyor ama e topu verip LeBron'a karşı gitmek yerine biraz topsuz koşturması lazım. Çünkü sizi LeBron gibi bir oyuncu tutuyorsa daha fizikli. Murray o perdelerden geçtikçe LeBron onu eee LeBron'un kovalaması çok daha zor olacaktır. Hem istemez yani kovalamak LeBron'unu hem de fiziksel olarak yapması da daha zor. O yüzden Mike Malone'un ona geçmesi lazım. Bir de Lakers yan parçalarına şey ekleyebiliriz. Yani rondoda da ee, hani benim kesinlikle beklediğimden daha iyi oynuyor playoff'larda. Ee, bu, bu, bu Denver serisinde hani, öngördüğümüz gibi performansı Rockets'a göre biraz düştü. Çünkü o Rockets serisindeki şut performansı çok sürdürülebilir bir e, bir durum değildi. Ama yine Rondo bence özellikle Lebron'un sahada olmadığı dakikalarda çok iyi katkı veriyor. Roll oynatarak Anthony Davis'le veya veya Transition'a çıkararak. O açıdan önemli. E, Mert bir söyleyeceksin? E, ya abi bölmemek istedim seni ama şey ya o rondonun e, LeBron bench bench'teyken 8 sayı falan attı böyle bir instant scorer'a döndü. Hatta ben gruptan da yazdım. Beyler hani Rondo bir Eddie House'un <laughs> Eddie House musçası oynuyor diye. Çünkü normalde rondodan gördüğümüz şey hani takımı yönlendirmesi, doğru pası atması, işte layup yapması, e, hani çok elinde top patlarsa şuta giden bir oyuncu ama bir çok eee bitirdi gene yani gördük o klasik rondo turnikeleri gördük. E, bugün bu maç bence de çok iyiydi yani. Ben de çok ya, ya gitmesi gerçekten daha iyi ama e, şöyle bir sıkıntı var. E, mesela maç sonunda Davis sakatlanınca bu sefer bir anda top Lebron'un elinde patlıyor. E, bir kenarda Davis var. Zaten e, tek ayakta oynuyor. Diğer tarafta Caruso var ve Ronda var. Bu sefer e, çok zorlaştı aslında maç sonunda. O yüzden Vogel'ın bence onu o ince yerleri çok iyi yapması lazım. Çünkü Ronda biraz şey olduğu için, özgür ağırlığı olan bir oyuncu olduğu için böyle iyi oynayınca çıkarması bence biraz daha zor geliyor Frank Vogel'a. Yani mesela Danny Green çat diye çekiyor ama o maç sonunda mesela Rondo'yu biraz e, Davis sakatlandıktan sonra bence mesela çekebilirdi. Çünkü e, LeBron işini zorlaştırıyor. E, Denver Nuggets'ın savunmasının kapanmasını çok daha kolaylaştırıyor. O yüzden Rondoy'u e, yerinde ve doğru kullanması lazım. E, Ay, kesinlikle. kesin. Ben de katılıyorum sana. Ya bu arada tepki gelmiş bize. Galiba e, şey diye. İlk üç periyot tıştır Rondo denmiş ama ya. ya üç... ben o ben de onu diyecektim. Ee, onu ben onu girecektim. Ya Rondo Lebron, onu... Le, LeBron gibi biraz. Aç kapama düğmesi olan bir oyuncu e, ya birkaç kere maçın başında ciddiye almayınca ya hiç savunma yapmıyor zaten. Bir de ikinci çeyreğin sonuydu. Serbest atışta şey önce bir şey ihlali yaptı. İçeri ayak bastı. Kaçan serbest atışı tekrarlattı. Sonra da aynı serbest atışın hücum ribandını verip Montemoris'e e sayı attırdı. Bazen beyni gidip gele, geliyor hakikaten. Ama onun böyle çok konsantre ve çok motive olması lazım. Kafasına koyunca da çok iyi savunma yapabiliyor. Ee, çok değişik bir oyuncu. İşte Lebron'la beraber oynamanın biraz faydasını görüyor. O aç kapama düğmesi var ve motive olduğunda Lebron sayesinde de sık sık olabiliyor bunu. Performansını bir iki üç seviye yukarı çıkarabiliyor ama o da aynen hani Kuzma'dan bahsediyorduk ya böyle izlemesi sinir bozucu bir oyuncu. Yani yapabileceğini yapmıyor. E, Ama bazen. artık 34 yaşında yani ondan dolayı artık Kuzma'nın genel olarak bizde şeyimiz e, gençtir hani toparlar falan. Rondo hani artık Rondo da bu yani. Evet. veteran. Buna da şükür Zaten yani. Evet. Zaten 2 milyon dolar para alıyor yani. Evet, ya Rondo. Bir, bir, soru, bir soruyu belki pardon böldüm. Sen şey Gel Söyle söyle. Ee, yani Maç sonunda Murray'i savunmasını Fogel mı istedi yoksa Lebron'un kendi tercihi midir diye. Ee, yani o da karar bir yani Beşinci maçta savunur mu savunmaz mı? O da belirleyici bir konu aslında. Yani Lebron ne kadar istiyor e, onu savunmak? E, Bence hiç... Lebron istemiyorsa okul diyemez savun diye zaten yani. Ya bütün, mı? Hayır, bütün yani maç bu... manöver iyi mi? Hayır yani bu koç tercimi Lebron tercimi e, gibi. Lebron söylemiş galiba ya. bu maç. Öyle haberler vardı maç sonunda. Hayır ben... kendi demiş ya. Ben ben evet. alacağım demiş. Evet. Bence evet. belli pozisyonlarda savunması mantıklı yani. Hı zaten bunu konusunda... seri başına diyorduk evet. yani yok e, Jokic Murray'e karşı hani maç sonunda Anthony Davis, LeBron veya Dwight varsa e, Dwight LeBron'u oraya koymak e, bence gayet mantıklı ama maça yayarsanız LeBron zaten hani maç başına 35 dakika oynamasının bir e, sebebi var bu playofflarda. Hani 35 yaşına geldiği için e, yani maç boyuna yayacağını yani, hem isteyeceğini sanmıyorum e, hem de yapabileceğini yapamayacağını bildiğini düşünüyorum. LeBron çok iyi bilen biri kendini. Evet. E, kendini öyle evet. harcamayacaktır bütün maç. Evet, Bir de 35 Gerçekten. dakika oynamasından bahsettin. Onun bir artısı da maç sonunda Murray'i savunabilecek enerjisi olur. Ha. 45 dakika oynasa, Cleveland günlerindeki LeBron olsa büyük ihtimalle onu o kadar iyi savunamazdı. Hatta Murray evet. de biraz yorulmuş olabilir çünkü 45-46 dakika falan oynadı bu maç. Her maç öyle oynuyor çok ee, Yani onu çok, Murray'nin stamina'sı çok yüksek ve o çok iyi bir avantaj ama biraz daha az oynatabilir yani. En azından 42-43 dakika oynatmak bence daha iyi 45'ten. O bile fark ediyor e, maç evet. sonunda. Ama tabii... E, ya o biraz yok içle ilgili abi. Yok iç biraz sahada kalabilirse Murray'e yani biraz dinlenecek. Yok iç değil abi aslında. Ee, yani hayır hayır terbiyesi... o anlamda değil. Faul problemine girmesi. Faul problemine evet. evet, ya, evet o, doğru. Kendi Mike Malone'un kafasında kurduğu rotasyonu yakalarsın. Ben büyük ihtimalle hani Möri'nin biraz daha kırklara çekileceğini düşünüyorum ama yok iç erken faul problemine girdiği için Möri bence kalıyor biraz da. Evet. Ya Denver'ın çözmesi gereken konu bence LeBron Murray'e Murray tutarken biraz daha o screen'leri ve switch'leri çözüp LeBron'u Murray'nin üzerinden biraz almaya çalışması lazım. Ha. Bu biraz ya sürpriz oldu bu maçta işte. Evet aynen. Screen'lerden çıkartması lazım Murray'i biraz daha dediğin gibi. Onu da Mike Malone bir sonraki maç yapabilir mi? 3. E, ee, maç daha çok yaptılar. Bu Ma maç çok yapamadılar. Ya. Yapamadılar abi. Tam... Şeyde... yok işte de gene ilgili. Yani en iyi screen koyan adamın da yarısı şeyde sahada zaman kaldı. Kaplanla oynayacak. İşte aynen. Mason <laughs> de devrilse ne olur, devrilmese ne olur abi? Evet. Devrilse top kaybeder, Evet devrilmese yani devrilme topa gidiyor. <laughs> aynen yani. Hani, <laughs> evet. O açıdan çok da yapabileceği bir şey yok. Tam kaanlık bir soru gelmiş. Bunu alalım mı? Aynen. So, e, İstiyorsan bir de ona kişisel olarak gelmiş. Bey, dur. Kaan Bey. Tam bakmıyorum. Kavay mı LeBron mu? Bu soruyu alalım artık. <laughs> <laughs> bu bu soruyu cevapladık e, geçen sefer ben Clippers hezimete vurmadan önce e, kawaii demiştim e, ya şu anda mesela bu soru nasıl mesela seneye içinse ben yine kawaii derim yani çünkü seneye LeBron 36 olacak hani e, insan olmasa bile insan formuna yakın olduğu için LeBron hani kötüleşecektir e, bir sene, yani bir sene daha yaşlanınca o zaman hala kawaii yani böyle ileriye giden bir şekilde e, daha önde görüyorum e, bunu hani şeyden de e, görebiliyoruz bence. Hani söylediğim zaten Lebron'un hani 35 dakika oynaması ve hani mesela e, gerçi bunun iki farklı şey var. Mesela şöyle, şöyle diyecektim. Mesela Anthony Davis olmasa Lebron'un e, problemleri biraz daha yüzüne çıkabilir. Yani problem demeyeyim de o eskisi kadar peak Lebron'da olmaması biraz daha öne çıkabilirdi playofflarda. Ama Cem'in senin de söylediğin gibi bunu da konuşuyorduk maç öncesi. Bu Lakers takımı da aslında Lebron'un yarı saha hücumu etmesi için iyi bir takım değil. Yani o eski Cleveland takımlarını düşünelim. Dö Lebron ve 4 inanılmaz e Şimdi bu takımda kenara çıkarıyor. Hani en iyi 3-4 KCP falan diyoruz yani. Düşünsenize diğer tarafta adam Kyle Korver, Kyrie ve Kevin Love pas veriyordu. Şimdi KCP'yi arıyor Karus'a vermemek için falan. O yüzden <laughs> e, yani o çift taraftan da hani Lebron'u tartmak biraz daha zor bence bu playoff'larda. E, şöyle bir kaçamak cevapla bitireyim. E, yani bu e, bubble ortamında Lebron'un o takımı toparlaması biraz da öne çıktı bence. O açıdan bu playoff performansında Kavay'ın da kötü oynaması son bir iki maçı. E LeBron daha performans koydu ama ben yine de normal şartlarda hala bir tık önde görüyorum. Hani bunun bir emaresi de mesela Cavay, eee ben serisinin sonunda gerçekten kötü oynadı ama Nugget serisinde de e, çok muhteşem oynadı. Yani Dallas o yüzden hani serisi. pardon, Dal, evet, Dallas serisinde de e, çok üstün bir seviyede oynadı. Yani hani biz şey programı yapmıştık NBA NBAterni'nin ilk tur performansları o listeye girecek kadar iyi bir performans oynadı Cavay. O yüzden hani değerlendirme yaparken böyle konu konuşmuştuk. Bir iki maçın sonuca bakmamak lazım. Ben hala kavayı çok az önde görüyorum ve seneye bunun yani bir çeyrek adım daha geriye atabil, atabilmesi bana mantıklı geliyor. Yaş itibariyle. Peki Cem sana da bir soru gelmiş abi. Oradan devam edelim. Bir kurşunun olsa Monte Morris'e e mi gidermiş o yoksa Mason Plumley mi gidermiş? <gülüyor> <gülüyor> <Ya>. Abi <laughs> Monte Morisse vurma <laughs> Allah aşkına Plumley, genç adam. Plumley'e giderdi. Ya. Plumley daha zararlı. Plumley... <laughs> ya Çünkü Plumley ligde hakikaten e, kendi yetenek algısıyla gerçekte sahip olduğu yeteneği en farklılaştığı oyuncu bence. Yani kendini hakikaten böyle post-up'ta iyi bir hücum oyuncusu falan zannediyor. Her maç top istiyor falan post-up'ta. Ama hiçbir şekilde sayı üretemiyor. Abi bir şey diyeceğim. Bench'te işte, Diomaitre'de ve Smith varken bu lafları e, planlı etmem bilmiyorum. Abi <laughs> yani, de... oyuna girse 6-3 tanesi yani. Yani J.R. Smith en azından çok iyi bir seviyede oynadı kariyerinin bir döneminde. Ha. Dion Waiters'ın da çok iyi bir senesi sezonu oldu Miami'de. Ya Plumlee'nin öyle bir örneği yok. Ya. Ona rağmen artık veteran yaşına gelmiş bir adam hala her maç post-up isteyip e e hücum etmesi... Ya e abi e biraz post-up e istemekten e öte. öte top da elinde patlıyor. Çünkü hani yanlış zamanda yanlış yerde oluyor genelde. Hücumda bakıyorsun abi bir anda 24 saniye dolarken top Plumlee'nin elinde kalıyor ve böyle garip böyle bir hook shot falan atmak zorunda kalıyor. Ee, evet. Ya Montemoris bu arada son maç, yani üçüncü maç gayet iyi oynadı. Hatta çok iyi oynadı. Montemoris asist yani. e, top kaybı ratiosu en iyi oyunculardan biriydi sanırım regular evet. season'da. Evet. Hmm. Ya çok zaten ee, evet. %65'e bu seride. Yani, yani Montemoris Monte Morris iyi bir oyuncu da biraz fazla evet. kullanılıyor benim tek derdim. Evet, evet o, doğru. Um, ee, ya planlı da bir de hep planlı varken Lakers çok kısalıyor karşı tarafta. Orada da biraz sıkıntı yaşıyor. Yani Lakers uzunlarını yok işi sakladığı için Evet. E, planlıya hiç yer evet. kalmıyor sağda Vallahi... kısalar oyuncu evet. Ku Kuzma toparlar mı? Genç bir oyuncu diye bir e, soru gelmiş bence Lakers taraftarına tavsiyem Kuzma'dan ümitlerini bir an önce kesmeleri zaten ho Holos Holosko şeyi gelmiş abi onu çok beğendim <laughs> evet. ee, ama Kuzma'dan, ama... O. Kuzma'dan hiçbir şey olmaz onu <laughs> söyleyeyim yani abi bu arada bir şey söyleyeceğim biz e, Cash Consideration'da giden oyuncuların sonra böyle bir e, intikamla e, çok iyileştiğini gördük Hani e, bu tarz motivasyonları iyiye kullanan oyuncular oldu. Mesela işte TJ Warren'ı gördük. Eee... Onun dışında hani başka oyuncular da gördük şimdi aklıma gelmedi. Birkaç tane örnek vardı aklımda ama e, Kuzma yetenek itibariyle bence iyi bir oyuncu. Belki Lakers ve şu anki atmosfer de ona iyi gelmiyor olabilir. Hani yani belki, bence, bence Lakers'da oynadığı için evet. biraz abartılıyor gibime geliyor. E, ya da Lakers'da gibi. oynadığı için çok spotlight altında ve Lebron'un yanında olduğu için her maçı izleniyor. Yani sen şimdi şey Kuzma'yı koy abi e, yılda iki maçını izlediğin Charlotte'a. Bu kadar eleştirmezsin yani. Kaç tane bence öyle oyuncu Bence bu, bu kadar da, bu kadar da... Abartılmaz yani. evet, da. İşte onu diyorum yani. Aynı şeyin Aynen. Da. Biraz Lakers'ta evet. oynamasının verdiği e, bir şey de var. Baskı değil de sürekli izlenmesini şey de var. E, hani ben katılıyorum sana. Hani hiçbir zaman bence ilk lige girdiğindeki vibe'ı yakalayıp onun karşılığını veremeyecek. Ama bu kadar da eleştirildiği bir kariyeri olmaya da bilir. E, o açıdan hani biraz orta yol bir cevap vereyim hala genç ya, zaten kalkuzma kaç yaşında şu anda 24 mü 4 yani çok genç değil 25, çok genç 25 değil 25 oldu zaten 25'ten sonra böyle bir acayip kariyer seviye atlama çok olan bir şey değil yani prime Yok. 20 26'da zaten başlıyor oyuncuların 25 26'da. Evet, o evet. yüzden hani rotasyon parçası olarak kalması mantıklı yani hani öyle öyle bir şekilde lazım. Yani, yani öyle bir oulsalar vesaire olamayacak evet. yani. Yok. Ya olur yani şut atabiliyor zannediliyor ama onu da atamıyor öyle bir sıkıntı var yani kariyerinde yüzde otuz birle e, şut atan bir adam öyle bir algı var Lakers'de oynadığı için ama o yüzden çok da beklentileri yükseltmemek lazım e, LeBron'la ilgili çok soru geliyor bu 60 bin dakika oynamakla alakalı ha, ve onun yaşlanmasıyla alakalı Kaan'ın sevdiği konular e, ister de böyle bir tarihi perspektiften onun hani soru ne nedir tam olarak bir şey. yani ne kadar etkileyici LeBron bu yaşında 60 bin dakika oynadı ve bu seviyede oynuyor ve vücuduna ne kadar iyi baktığının evet. gösterir diye. Ya zaten LeBron'un hakkında biz konuşurken genelde sağ içine değiniyoruz normal olarak ama LeBron'un aslında NBA sağ dışında kattığı da çok önemli yani üç şey var aslında hani bunların ilk ikisini kısa geçeyim konuşalım bir tanesi bu hani oyuncuların siyasi mesajlar vermesi LeBron'un yolunu çok açtı o ayrı bir konu ikincisi oyuncuların bu player empowerment dediği İstediği takımlara gidebilmesi, şu anda oyuncuların çok daha kontrolünde olan... ...onun da Lebron'un büyük rolü var. Üçüncüsü de daha bu konuya ilgili olan kendine bakımı, kendi vücuduna bakımı... ...bunu yedikleri yemeklerle olsun. işte egzersiz tipini güç ve kastan öte bu core strength'e geçirme olsun. Yani o core strength hem kendi iç vücut gücünüz hem de çok fazla şeye de önem veriyor. Stretchinge, esnemelere yani yaşlanırken... E, vücudunuzu nasıl yaşlanmaya e, en e, vücudunuzun e, o güç kaybını minimuma indirecek seviyeye e, getiren bir e, vücut ve kendine yani sağlık bakımı yaptı Lebron. E, o açıdan bu yaşlanmasının hani e, inanılmaz etkileyici olmasında onun büyük bir e, onun büyük bir önem var. E, hiç sakatlanmaması yani sadece bir kere ciddi bir sakatlık geçirdi. Hani bir buçuk kere. E, o, o da hani bununla etkili. Biraz tabii bir takım yani bir tık da şansı da Olduğunu düşünüyorum yani sonuçta bazen elinizde olmadan sakatlıklar oluyor. Ama e, kendine e, bakarak onu minimuma indiriyor. E, hani o sağ dışını, o sağ dışında bu etkileyen faktörleri üstüne koyarsak sağ içindeki performans zaten üstüne e, kendi kendine konuşuyor. Mesela 2018'de LeBron hala 33 yaşındaydı. E, 2017-2018 e, playoff performansları NBA tarihinin en iyi performansları arasında. E, 35'e geldiğinde hala NBA'in sonuçta konuşuyor işte kavay mı e, en iyi, LeBron mu en iyi, başka biri mi en iyi? bu konuşmanın hala içinde ve bir sürü oyun bir sürü insan hala birinci olarak düşünüyor. O yüzden hem liseden direkt gelip bu kadar süre almış olması, hem 2011'den beri NBA finaline durmadan 2011-2018 arası çıkıp olması, her sezon 100 maç oynaması, yani bunların hepsi bence üst üste koydukça daha da hani insanın akıl ve mantık sınırlarını zorluyor ve zorlamaya devam ediyor LeBron ama yani. bir tık düştü yani bence. E tamam o normal ama LeBron zaten bu yaşlanma şeyine erkenden girdi yani yaşlılıkta böyle bir vücuda sahip olmak için adam hmm. 33 yaşında başlamadı bu işe evet, 30'larından evet. itibaren vücudunu değiştirmeye başladı çok daha ince bir LeBron biliyoruz artık yani evet. hani dediğin... sonra aynen ee, son şey bölümünde e, Cleveland ve Lakers bölümünde. Bu arada çok garip bir şey geldi aklıma bugün maçı izlerken. Lebron'un şortu biraz uzun normal sezona göre. Normalde biraz daha Nadal gibi ve kısa bir şort giyiyorduk. Bugün bir şortunu uzun gördüm. <laughs> evet. ee, İmaj değişikliği yapmış. Aynen. <laughs> Bubble, Bubble'da herhalde şu şey e, o da ilgimi çekti abi. Şey diyeceğim. E, bir de başka... spor bilimi de genel olarak gelişti. Onu da ekleyelim. Yani hani Lebron'un genel olarak spor biliminde geliştiği için o da tabii Modern evet, oyunculara yani da... strateji. en iyi antrenörleri var başında. Dünyanın evet. en iyi ekipmanları var ve çok iyi bakıyorlar vücuduna. Ee, ya çok etkileyicidir. çok da diyecek bir şey yok. Ne kadar bunu ne kadar daha sürdürebilir? Sürdürdüğü her e, maç ve sene e, bunun efsanesine e, eklenecek yani. Evet, katılıyorum. Şey e, konsept dışı bir soru vardı ama e, biraz da hot topic bir soru. İstiyorsanız ona da değinelim. Ee, Sixers yeni gelen koç ile diğer takımlara takas açığı açı, açı, takası açık olduklarını söylemiş. Koç bazında Simmons diyorum. Sizce NBA Simmons kimden vazgeçerler? Simmons için en iyi takım hangisi olur? valla ee, vallahi zor bir soru. Hani ya, hangi ya koçun şey... geleceğini yani Mike D'Antoni'nin geldiği varyasyonu mu konuşacağız burada. Ee, evet. Onun ge geldiği varyasyonda hani Simmons'ın point guard'da koşturacağı bir şeyde Embiid Hani Embiid'den mi vazgeçer Simmons'dan mı diye düşünüyorum da Sesli düşünüyorum şu an Hangisi D'Antoni'nin oyununa daha iyi gider? Yani, yani şutu olmayan bir Simmons mı yoksa uzun bir Embiid mi? Hani hangisi daha az Ya bence hangisinden ziyade soru Yani ikisinin olmayacağı kesin Yani iki, ikisine de karar verilebilir ama ikisi beraber e, o birlikteliği bir şekilde sona erdirilmesi lazım yani ikisine de takaslar düşünülebilir hı hı. hangisinin takas değeri lig etrafında daha fazla o düşünülüp ona göre koçun da ist kurmak istediği sisteme göre bir senaryo sürülebilir bu Embiid Harden senaryosu bahsedildi, hani bahsedildi evet. Harden'ı ister bilmiyorum kağıt üzerinde bana fena bir fikir değil gibi geliyor ama yani şun, o da şundan yani şu an hem Houston'ın yaptığı şey yani Harden ve Westbrook ortaklığı ve Sixers özelinde de e, Simmons, Embiid, Horford ortaklığı sürdürülebilir ve başarılı olunabilecek bir model değil. Onları hmm. bir şekilde değiştirmek lazım. O yüzden değiştirilebilecek senaryolar dahilinde bana fena olmayan bir fikir gibi geliyor bilmiyorum. Kaan ne düşünüyor ama hücum açısından mı diyorsun? İki ta iki taraf açısından da. Yani Philadelphia evet. Embiid Harden takası yapar mı? Yapsa mantıklı ya olur. Ya bana mu? Embiid Harden takası ben Philadelphia olsam ya ben herhalde yapmaz mı? ben belki de Embiid'i bilmiyorum normal şeyden biraz daha yüksekte görüyor olabilirim. Yani şu açıdan yapmazdım. Harden daha iyi Embiid'den ama e, arada 5 yıl 5 yaş fark var. Harden 31 yaşında ve Harden'ın oyunu hani bir anda çökecek demiyorum ama bu Harden'ın oyunu bundan daha iyi olmayacak. Yani o sam, e, çok büyük yani sürpriz olur. Yani bu seviyede bir iki sene daha devam eder. Sonra hani yavaşlamaya başlar. Ve Harden'ın hala 3 sezon 3 sene sonra 47 milyon dolarlık kontratı var. E Philadelphia'nın elinde zaten o zaman Ben Simmons kontratı olacak. El Horford kontratı olacak. James Harden kontratı olacak. Yani e, ben o atmaktansa Embiidi e, tutup e, Simmons üzerinden bir takas yapmayı tercih ederim. E, Bunu da hani Simmons e, kötü yani Simmons çok iyi bir oyuncu, çok iyi bir dış e, savunmacı ve e, fast break'te çok iyi yöneten ve e, iyi bir takıma kendi etrafında oynayabileceği gibi takıma gelirse çok da etkili olabilecek bir oyuncu ama e, şöyle ben Embiidi tutmayı tercih ediyorum. E, ya da şöyle diyeyim. Embiidi göndereceksiniz karşısında kesinlikle perimetreden çok e, Simmons'ın yanında e, perimetreden çok etkili sayı bulabilecek, bulabilecek bir oyuncu lazım. Çünkü bu playoff'larda da gördük. Bu tip oyuncular olmadığı zaman takımlar çok zorlanıyor. Ve ben Simmons e, sadece e, üçlükten bahsetmiyorum ama orta mesafeden düşürtmemesi, faal çizgisinden e, çok düşük yüzdeyle atması o profilde bir oyuncu olmasını bence çok zorlaştırıyor. E, ben o yüzden Embiid tercih ederdim. Hani Simmons'ın da oturabileceği takımları düşünürsek mesela aslında Nuggets'ta ilginç olabilir Simmons. E, yani Belki Michael Porter e, Jr. üzerinden bir takas olur Belki Blazers da e, ilginç olabilir. E, belki Minnesota'da Sana bir, bir takas olabilir. senaryosu versem, e, Ben Simmons ve e, Chris Paul özelinde bir Philly e, OKC takasını ne dersiniz? Bence iki takım için de oldukça faydalı bir takas olur. Ya win now olacak bir şekilde Sixers'e çok yarar. Ama Sixers'ın ya. onu yapması evet. gerekiyor zaten. Yani evet. şu an kazanmak Çünkü ya var. bence zaten Sixers'in gelen şey şu an Embiid'in daha kaç yıl daha sağlıklı olacağı konusunda hep şüphe var. Yoksa Embiid evet. aslında prime'ına yeni girmiş. Belki bir 8 yıl daha bu performansı sergilemesi beklenecek bir oyuncu ve çok iyi bir oyuncu. Hem hücum hem savunmada inanılmaz özellikleri, donanımları olan bir oyuncu. Ama şu gerginlik var Sixers'da. 2 yıl sonra Embiid'in dizleri biterse ben ne yapacağım? Evet. yoksa Ben Simmons'ın o açıdan hani biraz daha uzun yani şu ana kadar bir şeyini görmedik. Hani rookie yılını kaçırdı ama hani e, si, be, Embiid kadar korkutucu bir e, sakatlık geçmişi yok. E, e, Simmons o açıdan daha uzun yıllar e, sağlıklı bir şekilde bir kariyeri olacağı bekleniyor. Biraz ondan bence Sixers gergin. Yoksa ha. bir ya, bir MB takımın tamam Winnow şu anda NBA Evet. Aynen ya yani. adam 20 26 yaşında diyelim. Hani 26. E, aynen 26 yaşında ama Winnow olması lazım. Çünkü ansızın dizleri bitebilir yani ondan ya bir dolayı... de o kadar patlayıcı çok fizikli oyuncular yaşlanınca biraz daha o patlayıcı çabuk kaybediyor yani oyuncu tipi olarak da ne bileyim bir e, yani mesela kanat oyuncusunun yaşlanmasından biraz daha e, o patlayıcının kullanması biraz daha zor o kadar cüzseniz olunca bence o yüzden Embiid'in şu anda prime önümüzdeki 3-4 sene yani e, kesin seni, öyle... O mesela yani, hani ben, Ben Simmons'ı tutmayı tercih edebilir belki. O, 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 mantıklı bir argüman. Ya da Cem'in dediği gibi 3-4 ben bu Simmons'tan kurtulacaksam 3-4 yıl boyunca NBD şampiyonlar götürecek bir takım kurmam lazım. Hı. Hani o açıdan mesela Harden'ı getirebildikleri bir senaryoda Mike D'Antoni kadrosunda o zaman hani Harden 3-4 yıl daha böyle oynayabilir mi bilmiyoruz ama en azından bir 2 yıl oynar. Ha, Harden Simmons yapırlarsa yapsınlar zaten. Ama, Westbrook Rockets ama... mi mı ona <laughs> Rockets tamamen başka bir şekilde dağıtacak ama yani büyük ihtimalle. Evet. Çünkü e, 47 milyon dolar diye konuşmuştuk sanırım Harden'ın kontratı. Ondan kurtulacaklar. Onlar re rebuild yapacaklar hani. Westbrook. Ama Westbrook'u kime göndereceksin? Washington'a yollayıp John Wall'a alsınlar abi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ee, ya Ben Simmons'la ilgili sıkıntı şu. Ben Simmons çok artıları ve eksileri çok bariz bir oyuncu olduğu için etrafında takım kurması da çok zor bir isim. Ben Simmons'ı verebileceğiniz takımlar genelde genç yıldız arayan ve çok e, yani geleceği hedef genç bir oyuncu olduğu için daha geleceği hedefleyen takımlar. O yüzden Ben Simmons hangi takıma en iyi olur diye bir soru gelmiş. Hani ben şu an playoff takımları veya şampiyonluğu oynayan takımların Simmons'ı isteyeceğini sanmıyorum. E, o genç, genç takımlarında ben Simmons için verebilecek çok bir parçaları yok. Yani çünkü Philadelphia şu an kazanmak istiyor. Yani şey öyle, bir, öyle bir ikilem var. Chicago ile ve Zach Levine alır mısın? Zach Levine artık Kobe White'a falan verir misin? Çok az ya Zach Levine. Yok ya. Zach Levine'e yani Hayır, Al Horford'u six... vermem. <gülüyor> <gülüyor> Yo abartma ya. <laughs> Yo o kadar <laughs> değil. Şimdi <laughs> i̇şte diyeceğim ya, ya Nuggets, siz Nuggets olsanız Michael Porter Jr. ve birini ver. Ben Böyle ben Philadelphia olabilirim. vermez ki. Philadelphia niye yapsın onu? Michael, yani Porter, Porter Jr.'a göre bir belki ben, ben veririm çok Çok iyi bir draft pick'i falan bulurlarsa bir yerden. Bir üçlü yani üçüncü bir takımı katıp e, bir tür bir tarz şey. Ya yapılabilir. Ama Alton Brand daha işte daha işi çözemediği için hani böyle üç dört takımlı bir takas senaryosunu Hı. becerebilir mi? Ondan da emin değilim. Ya da Blazers, McCollum ve bir oyuncu üzerinden daha yine üç takımlı e, evet. bilmiyorum. Yani öyle şeyler hani düşünülebilir evet. belki bir e, Geri, ya tık. yorum gelen yorum doğru Westbrook için en güzel takım New York. Onu tek yiyecek takım New York. Doğru. Ben böyle kötü kontratları tek yiyecek takımlardan biri o. o, o onları kandırabilirsiniz. Çünkü sürekli böyle bir yıldız arayışı olduğu için Simmons için de geçerli bu bu arada. Ama Rockets'ın draft piki yok verecek öyle bir sıkıntısı var. Yani Westbrook Knicks'e verseniz bile sonuçta bir üstüne bir, bir şey vermeniz gerekiyor herhalde. Ee, bilmiyorum. Bence New York kendini <laughs> şey yapabilir. Alır mı direkt? <laughs> kendini kandırabilir yani. Abi bu o, NBA 3. takım oyuncusu falan diye. Bak. Hmm. Baya bir soru gelmiş. Ben e, şu an o sorularda kayboldum. Bir dakika. Ee, Mike D'Antoni'nin gelişi Furkan Korkmaz'ın süresini arttırır mı? Abi, Furkan Korkmaz'a kalmış bir durum biraz yani. Ya sam ya şöyle evet Furkan çok kısa rotasyon Çok kötü bir bubble geçirdi. Yani o o halinden bir an önce e, kurtulması lazım. Ama daha çok şu yani, atarlarsa Furkan'a yarar yani. Ee, öyle bir durum ha. Ee, bir soru da sizce Russell Westbrook seneye düşer mi yoksa bu sene gibi kötü oynar mı? Yani e, ben kısaca değineyim e, Russell Westbrook'un oyununun... Daha iyiye gitmeyeceğini konuşuyoruz. Oyun tipi gereği yani. Şuta dayalı bir oyunun olmaması, patlayıcı ve e, atletik bir oyuncu olması sebebiyle yaşla beraber bu oyunun düşmesini bekliyoruz. E, ondan dolayı hani iyiye gider mi? Hani bu sene çok iyi bir dönemi geç, geçirdiğini gördük. E, pandemiden önce Şubat ayını çok iyi geçirmişti. Doğru sistemde, doğru kullanılarak Russell Westbrook hala 32 yaşında ondan dolayı hani tamamen bundan sonra kesinlikle kötüye gider ve kariyeri toparlanamaz diyebileceğimiz bir oyuncu değil bence. Zaten o da bence kendine iyi bakan ve genel olarak bir disiplinli bir oyuncu. Ben sadece hani doğru kullanılması gereken oyuncular vardır ya onlardan biri olduğunu düşünüyorum. Hani nereye koysanız oynar tarzı bir oyuncu değil ama hmm. süresini ve etrafındaki oyuncuları ona göre ayarlamanız gerekiyor. O açıdan hani iyiye gider mi kötüye gider mi hani bu Houston'da kalırsa bir gelişim gösterebileceğini düşünmüyorum ben. E, ama Houston işte şu an bir önceki soruda konuştuğumuz gibi bir e, başka bir şey e, evrilirse belki o, o tik takımda iyi bir Westbrook görebiliriz. Ama Mert şöyle diyeyim e, yani ben bu Houston'un kurduğu sistemden Westbrook'un daha bir sistem düşünemiyorum. Yani Houston'un ne yaptı bu sezon? Hani Westbrook daha iyi oynadı diyoruz ikinci sezonun ikinci yarısında. Çünkü Houston Capella'yı gönderdi. Doğru gönderdi. Oraya ona bıraktı. Westbrook yani Houston'ın Westbrook için kurduğu oyun üzerinden Westbrook için daha iyi bir oyun düzeni kurulamaz bence. Yani ben mesela bir oyuncuyu değerlendirirken onu da düşünüyorum. Yani bu oyuncu şu anda oynadığı sistem onun ne kadar öne çıkarıyor? Hani inanılmaz öne çıkarıyorsa benim için oyuncunun o sistemde verdiği değer normaldeki değerinin biraz üstünde. Çünkü Demek ki başka sistemlerde o kadar değer vermesi biraz daha zor. Anlatabildim mi? Yani o yüzden ben Westbrook'un daha iyi oynayabileceğini düşünemiyorum. Yani bu sezonun o iki aylık performansından. Bir de şöyle bir şey var. Hani herhangi bir önce bu Westbrook değil. 32'den sonra 33 yaşına gittiği zaman biraz kötüleşmesi beklenir normalde. Yani doğal... Kyle Lowry değilse. Düşüş. Ha? Kyle Lowry falan değilse. Kyle Lowry değilse evet. evet yani ama hani mesela Kyle Lowry seneye daha mı iyi daha kötü soracaksan ben bence daha kötü olacak seneye. Yani hani... Ya biraz burada problem Westbrook'un oyununu değiştirme konusundaki ısrarı. Yani Westbrook hala çok faydalı bir oyuncu olabilir ama aynı şekilde oynamaya devam ediyor. Burada yani daha kısıtlı bir rolde, daha bu kadar fazla şut kullanmadan, bu kadar kullanım oranını yukarı çekmeden oynarsa hala çok etkili yapabildiği şeyler var ama bunda direttiği sürece çok zor. Bana biraz Carmelo Anthony'ye andırıyor. Carmelo de bir sene boyunca serbest piyasada kalacak bir oyuncu değil. Portland imzaladığında gördük faydalı olabilir. Ama orada problem Melon'un bench'ten gelmeyi veya daha kısıtlı bir rolü kabul etmemesiydi. Westbrook da aynı şey. Westbrook 40 45 milyon dolar kazanan bir isim. Ya ben bu takımın üçüncü dördüncü opsiyonu olayım ya da bench'ten geleyim. Bunu kabul ederse tabii ki faydalı bir oyuncu olabilir ama. E, şu ana kadar o yönde bir e, ama bench'ten gelmek görmüştüm. için de fazla iyi yani öyle bir sıkıntı Yok, da var. Aynen. Benstian yani abi, erken... kötü yani. Westbrook o seviyede değil Hani öyle bir fark da var. Ya ben ya ama kula şu kullanabilme açısından aynı sıkıntılara sahip. Ama daha az top kullansa ne olacak abi, kenarda duracak. Şu atamıyor yine de. Yani e, ben bence o, o yüzden diyorum bu sene oynadığından daha yani daha az top. Okey biraz daha mesela plio var daha az top kullanmalıydı katılıyorum. Ama Westbrook kenarda durup oyuna bir şey katacak bir oyuncu değil çünkü üçlüğünü tutmanız yani şöyle diyebilir. E, benim üçlüğümü geliştirmem lazım. Abi. Bu yaz her gün 2000 tane üçlük deneyeceğim. Öyle bir şey yapabilir ama onu, o onu şu, şu anki istiyorum. yeteneklerine bir şey katması gerekiyor demek. Kamilo dur Daha, farklı. Iyi, savun daha iyi savunma yapabilir ama. Evet. Yani onu da yapmıyor. Ya yani o da evet. tamamen biraz istekle alakalı bir durum yani. Evet. Yani o çünkü atletizme ve fiziğe sahip. E, daha iyi savunma yapabilecek. Onu da yapmayınca hücumda da negatif olunca e, oynatması çok zor bir isim oluyor. Ee, bir soru gelmiş. Bilmiyorum kim almak ister. Seyircinin olmaması kime yaradı? Kimi kötü etkiledi? Maç içi dinamiklerden beslenmeyi etkiledi gibi bir e, soru gelmiş. E, bu merkezden. seri özelinde mi, genelde mi? E ee, genel genel bubble da olabilir. Bu, bence hani bu ben bubble diye anladım. Ama şimdi hani onu konuşmuştuk hani Sixers'ın e, işte evde çok iyi oynadığını, deplasmanda daha kötü olduğunu Hı. falan. Bence hani şu dört takım açısından düşünürsek hani bu seyircisizlik en çok kime yaradı diye ben ben Denver'ı düşünüyorum hani genel olarak. Ee, hani Lakers'ın veya Heat de olabilir. Çünkü Heat'in ilk hani biliyoruz ki Heat'in seyircisi e, maçın ilk bölümüne gelmiyor genelde. Ee, <laughs> erken çıkıyorlar. Ya ben. bence boss en en hani en ateşli taraftar orada Lakers'ta Boston'ın. Ondan dolayı hani ben Bubble'da olsam e, Bubble'daki takım arasında da hani ben Denver'a ee, biraz daha yaradığını düşünüyorum. Hani ben Boston olsam çünkü e, TD Garden'da kuracağım baskıyı veya Lakers olarak Staples Center'da kuracağım baskıyı babala tercih ederdim yani. E, o, o açıdan hani biraz daha hani o iki takım açısından kazanan, onlarla oynayan e, Denver'la Heat mi diye düşündüm ilk etapta. Ben, ben biraz farklı düşünüyorum. Bilmiyorum Kaan sen ne düşünüyorsun ama Denver çünkü bu ligde çok ciddi, en ciddi ev sahibi avantajına sahip takım. Gerek Ha, ee, çok yüksek tatlı, rakımda mi? oynamaları yani söyledi. Rakımdan ötürü. Ve no, yani normalde seyirci olsa bu durum olmasa e, ilk turda ev sahibi avantajına e, sahip olacaklardı. E, ve mesela e, ikinci turda da favori olmadıkları için e, yani bence favori takıma karşı oynarken ciddi bir ev sahibi avantajına sahip olmak çok önemli. Mesela eve gidiyorsunuz e, 20 bin taraftarla mesela Clippers karşısında. Yani yine geçtiler Clippers'ı ama mesela Lakers serisinde de seri 2-0 iken 3. maçta eve dönüyor olmak bence daha ciddi bir avantajdı. Hatta seriyi 2-1'e e, getirdiler. 4. maçta Denver'da oynansa bence daha farklı bir hava yaratılabilirdi. Çünkü Denver'da oynamak gerçekten çok zor. o yüzden Denver beklentileri aşmış olsa bile ben seyirci konusunda dezavantajlı olduklarını düşünüyorum biraz. Ya tabii Seyirciden bunun öte evet. coğrafi olarak. Evet. evet. Ya tabii bunun yani doğru bir cevabı hani yani farklı tartışabiliriz. Yani benim de düşüncelerim var söyleyeyim ama çok net bir cevap vermek de zor. Yani benim kafama bir iki gelen şey bir tanesi seyirci değil ama bubble ortamı özelinde bence yeni kurulan takımlar ve koç koç ekibi çok iyi olmayan takımlar daha dezavantajlı oldu. Çünkü normal bir playoff'ta veya normal bir NBA sezonunda bir sürü bilinmez şey ortaya çıkıyor. E, Bubble'a geldiğin zaman bu bilinmez çıkan şeylerin sayısı kat ve kat artıyor. Öyle bir durum olduğu zaman beraber oynamanın getirdiği güven ve o, o, o rahatlık ve o birbirini bilme hissi ve bunu iyi bir koçun da kontrol edebilmesi bence çok daha öne çıkıyor. Yani Bubble'da hani genel olarak ben onu onu biraz bana öyle geldi. Mesela Miami'nin e, daha iyi olması spor ile Denver Nuggets'ın birbirine alışık bir takım olması. Karşı tarafta işte e, Clippers'ın yeni bir takım olması ve o e, kimyayı tam kuramamaları e, playoff'larda. İşte e, Milwaukee Bucks'ın koç e, ekibinin e, doğru hamle yapamaması ve onun da üst üste binmesi. Bana biraz hani o, o seyirciyle ama bubble ortamı o. E, i̇kinci tarafı da biraz bunu analizleri yapılıyordu. E, Şutörler biraz daha üst atıyordu en azından e, sıralama maçlarında ve playoff'ların başında. O da Biraz şeyden e, bu tekrardan yani geliyor hiçbir seyahat etmeden aynı stadda aynı göz hizasında e, aynı e, çemberi aynı şekilde şut atılıyor. Onların biraz şut atan e, şutörlere yardımcı e, olduğundan bahsediliyordu. O da bana mantıklı geliyor yani. yani çünkü şutörler hep ezberden atar. E, onlara yaraması e, bence e, mantıklı. Yani, yani en torun yaramayan... Torun... En... Bubble'ın yaramadığı isim Daniel House Or orası kesin ee, <laughs> ama geri kalanı tartışılabilir yani. Ya, ya da, da en çok Daniel House ya da, yaramış. En çok da evet. yaramış olabilir. Evet kariyeri açısından yaramadı ama belki kişisel anlamda yaramış olabilir. Toronto yani. ve e, Bucks'ı da etkilediği yorumları var aynen. Tabii ev sahibi o... avantajı olmaması etkiliyor tabii. Toronto oynayacak kadar oynadı ama yani bence çok bir hayal kırıklığı durumu yok yani. İşte ama yedinci maç evinde olacaktı Boston'a karşı. Evet. evet. Orada bir avantajları olurdu. Um, Celtics'in dönme ihtimali ne ve final yorumu da alalım biraz diyorlar. E, i̇stiyorsanız hani bu, bu akşam maç var. Boston, Celtics, e, Miami Heat... 3-1 şu an hit önde. bu Bugün seri kapanır mı? Bir de şey sorusu da geldi. Hani Adebayo sakat mı diye bir soru geldi. Hmm. Ee, bir de o Kana özel gelmiş. Kana pasatmadan üçü hepsini beraber atalım. O uzun konuşsun. Olası bir Lakers Miami finalinde kim önde görüyor diye. O yüzden e, Aynen. hem onu al hem bu akşamki maçın yorumunu ve Celtics'in dönme ihtimalini. Aynen. Ee, Kaan senle başlayalım abi. Tamam devam, devam, devam ederiz. Ee, ya Adebayo açıkçası ben çok ciddi bir şey duymadım. O yüzden çok ciddi olacağını düşünmüyorum Ama siz başka bir şey duyduysanız e, yani ben maça çıkıyor diye biliyorum. Ben de. Öyle öyle söyleyelim. E, Celtics Miami açısından hani yüzde 50 şans versen bence Miami seriyi hani yüzde 80'in üstüne kazanma şansı var şu anda 3-1 geriden, 3-1 öndeyken. Ama 3-1 geride olan bir takım için yine hani %20'ye yakın düşünürsek Celtics'in benim kafamdaki şans gayet iyi bir yüzde. Yani Celtics 3-1 geride olan bir takım için gayet normalde olduğundan daha iyi bir şansı var. Çünkü maç özeline de bakarsak çok yakın maçlar geçtiği için seri özelinde. Mesela Cem Lakers Nugget serisi 2-2 e, demişti ben de ona katılıyorum. Bence bu serinin hakkı daha da 2-2. Yani o lakers Nugget serisinde olduğundan. E, ama e, iki takım da denk olduğu için birbirine 3 e, maç üstte kazanmanız demek hem sizin 3 maç boyunca e, ya şöyle olacak. Ya Celtics'in her maç çok iyi oynaması lazım. Ya Miami'nin bir anda çok bir düşüş yaşaması lazım ki buna çok ben ihtimal vermiyorum. Miami'nin öyle bir düşüş yaşayacak bir şans yok. Ya da yakın giden maçlarda 3 kere üst üste Celtics'in biraz da şansın yanında olması lazım. Yani çünkü o kadar yakın giden maçlarda biraz e, şans faktörü de ortaya çıkıyor. E, o yüzden o üçünün bir arada nasıl olma şansı işte dediğim gibi Miami'nin düşmesi bence çok düşük ihtimal. E, Celtics'in bir anda acayip yükselmesi şöyle kritik bir nokta var. Miami'nin alan soğumasını Celtics geçmeyi başardığı dakikalarda öndeydi bu seride. Yani burada Brad Stevens alan soğumasına takımını sürekli bir şekilde iyi hücum ettirmeye başlarsa bu çok önemli. Çünkü bunun cem altını geçen program. E, Miami alan soğuması yaptığı zaman Aynı zamanda aynı dakikada Goran Dragic ve Talil Hiro'yu oyunda oynatabiliyor ikisini birden çok rahat bir şekilde. Çünkü onları saklıyor savunmada. Eğer Celtics alan savunmasını çözerse bu sefer Miami bire bire dönmek zorunda kalırsa Dragic ve Hiro savunmada çok daha e, üstüne gidilebilir. Öyle olduğu zaman Spalter onlardan birini oynatmama durumuna girerse bu sefer de Miami'nin hücumu çok etkilenir. Yani burada kritik geçilmesi gereken eşik alan savunması. E, geçme şansı var yani yok değil. Brad Stevens koçluğu altında işte Jason Tatum'un orada a, a, o faal çizgisine biraz daha girmesi. Belki Jalen Brown'un girmesi, Gordon Hayward'ın girmesi. O şans var. Ama e, yine de hani Miami'nin kazanacağını düşünüyorum. E, final serisini konuşacağız. Yani çok bir şey söylemek istemiyorum. Ben şey demiştim. E, Miami Lakers için bence daha kötü bir eşleşme. E, çünkü Miami'de hem LeBron'u hem Davis tutacak iyi oyuncular var. E, Lakers bunu maç öncesi konuşuyorduk. Belki siz de değinirsiniz. Yani çok iyi gözükmüyor Lakers açıkçası. Yani iyi gözüküyor ama çok iyi gözükmüyor. Öyle bir acayip formda değiller. Ee, o yüzden e, bana şu anda yakın bir seri olacak diyeyim. Ee, bana öyle geliyor. Daha da konuşuruz. Ee, çok acayip favori gördüğüm bir taraf yok e, Heat Lakers olursa. Ama yakın olacak gibi geliyor. Ya, Cem istersen sen devam et abi. Ben en son e, toparlar birkaç fikrim var benim de. Onlara değinirim. Ya Ben Miami'nin e, büyük ihtimalle bu akşam seriyi bitireceğini düşünüyorum açıkçası. Bence favoriler. En kötü 6. maçta bitirirler. Çünkü bence kritik konulardan biri Miami yani mesela Miami Boston'dan daha kötü şut atıyor bu seride. Üçlükten normal sezonda attığı yüzlerin çok daha altındalar. Tyler Hero dışındaki şutörleri hiç devreye girebilmiş değil aslında. Jay Crowder biraz da. Dragic de biraz inişli çıkışlı bir seri oynuyor bu seri. Buna rağmen 3-1 önde onları lazım. Bu arada serinin hak büyük ihtimalle hakkının 2-2 olduğunu düşünüyorum. Hatta serinin toplam skorları eşit yanlış bilmiyorsam. 4 maç e, sonunda iki takım da e, aynı sayıda e, skor üretmişler. Ama ben Baston'un e, Miami'nin alan savunmasını çözmekte hala zorlandığını düşünüyorum. Daha iyi anlar e, gösterdiler üçüncü maçta, ama dördüncü çeyrekte çok top kaybı çok ka çok top kaybı yaptılar, çok basit hata yaptılar. E, hala ona hücum ederken çok rahat değiller. E, bunun için hani. Üç maç üst üste verimli bir şekilde hücum edebilirler mi buna karşı? Çok emin değilim. Ki ben Boston'ın bu seriyi nispeten daha rahat geçeceğini düşünmüştüm ama Miami'nin savunması çok etkiledi açıkçası beni. Eğer da ciddi bir sakatlık durumu yoksa ben Miami'nin fazla uzatacağını düşünmüyorum bundan sonra. Şey, şey ne diyorsun abi peki? Yani final eşleşmesi açısından hani daha erken hani tam bitmedi seriler ama Miami-Denver serisini bence bastın Denver serisi. Miami Lakers katılıyorum Kaan oldukça dengede ol olacağını düşünüyorum. Düşük tempolu, düşük skorlu seriler geçecektir. İki takımın da yarı sahada çok ciddi hücum etme problemleri yaşayabilirler. Çok elit iki savunma. Ama Lakers'in bütün playofflar boyunca özellikle Denver serisinde yaşadığı son çeyrek problemleri. Ve yarı sahada e, e, maç sonlarına oynama e, sıkıntıları sebebiyle Miami'yi bir adım önde görüyorum şimdilik. Ama tabii seri netleşince biraz daha detaylı e, sezon içindeki maçlarını vesaire izleyerek e, daha detaylı bir yorum e, yapabilirim. Ama şimdi e, sorduğumda Miami'yi e, avantajlı görüyorum. Ay, bakalım ne olacak. Yani bence ben dediğinize katılıyorum e, şey açısından. Evet final serisi açısından. ya daha şu an bitmiş değil. biliyoruz zaten hani Denver'ın geri dönüşlerini. E, tamamen daha hani beyaz bayrağı sallamış değil ama oldu diyelim ki Heat'le Lakers eşleşti. Bence Lakers'ın eşleşi e, Boston'a göre daha zor eşleşeceği bir takım Miami. Özellikle Anthony Davis'i durdurma açısından eee personeli Bameda, Bameda Bay olması sebebiyle Heat'in daha şey daha fazlasıyla silahı var Celtics'e göre. Onun dışında Heat'in üçlük olup yağma ihtimali de Lakers'a ters gelecektir diye düşünüyorum. Hı. o açıdan hani belki biraz daha zorlanacağı bir seri izleyebiliriz Boston'la eşleşme yani Heat'le eşleşirlerse ama tabi bu bir varsayım ya Az bir, kaldı. De, bir gün yeni oyuncusu Tyler Hero var Miami Heat'te yani onu da unutuyoruz bazen ama aynen bunu ee, nasıl durduracak Lakers acaba ya isterseniz e, yani eklemek istediğiniz bir şey yoksa kapatabiliriz veya e, son bir soru... aklıma şey geldi e, bunu düşünüyordum bugün sanki genel takımların hani en iyi takım mesela işte şu anda en iyi takım ne? Lakers olsun Miami olsun ne bileyim dört kalan takımı düşünelim elenen takımları düşünelim. Bu seneki bu şampiyonluk seviyesi biraz düşük gibi geldi bana normal sezonlara göre. Yani çok düşük değil gayet iyi ve iyi çok iyi takım var ama ne bileyim yani zaten Warriors'dan bahsetmiyorum hani o çok ekstrem bir örnek ama bir ne bileyim 2013 o Miami'yi düşünelim 2014 Spurs'ü düşünelim. İşte 2008 Celtics'e falan düşünelim. Yani o kadar o seviyede bir takım var mı bana şu anda e, yok gibi e, geliyor. Clippers zaten elendi şok bir şekilde. Lakers acayip formda değil. E, Heat çok formda ama Heat'in yetenek seviyesi hani o, o şampiyon şampiyon takımlar kadar yüksek değil. Bana biraz öyle bir sene gibi geldi. Bilmiyorum katılıyor musunuz? Ben katılıyorum. Ben bunu ben düşünüyordum de. bugün. Bence 2006 Dallas Miami serisinden bu yana e, kim çıkarsa çıksın en zayıf iki takımın oynadığı seri olacak bence finalde. En Zayıf, zayıf yani. değil tabii ki bu, takımlar, bu takımların hiçbiri ama dominant değiller diyeyim. Çünkü o 2006 serisinden beri her sene finalde en az bir hani tarihi seviyede dominant bir takım vardı. Bu sene yok. Tabi bunda Bubble'ın vesaire de etkisi ve verilen aranın da etkisi olmuştur ama hani playofflar başlamadan önce iki en büyük favori Clippers ve Bucks'tı yani. Onu da unutmayalım. Belki 2011 falan olabilir. Bilmiyorum. o, o Yani Dallas iyi takımdı tabi ama çok tarihi seviyede bir takım değildi yani. Ama işte Heat, hiç... Vardı. Yani, yani 2007'de de o, şey var. 2007 Spurs Cavs var ama orada Spurs çok iyi. Spurs çok iyi evet. Hı. Yani her sene bir tanesi en azından tarihi seviyede bir e, takım ama oluyor. Ama bence o 2011 Heat tarihi seviyede takım değildi yani. Öyle, değil. Öyle değil işte daha sonra oldular ama hı, en hı. azından hani aynı nüveyle oldukları için sayılır diye düşündüm ama evet. Hı. Ya 2009 Orlando Hani orada yani. ama, işte, ama bu kadar var. değil. Aynen. Yani, ya, bakalım. Evet. Yani zaten genel genel hatlarıyla değişik bir sezon. Bu e, bu sezona da değişik bir final yakışır diye düşünüyoruz. Kesinlikle ee, öyle. Ben bu arada bu değişik olmasını ben benim son derece hoşuma gidiyor açıkçası. Yani her gerçi yine LeBron'dan kurtulamadık finalde ama en azından <laughs> e, Warriors yerine e, başka bir <laughs> takım olacak. Yani evet, bakalım Lakers e, seriyi kapatabilecek mi? E, yoksa Clippers'ın yaşadığını bir takım daha yaşayacak mı? E, onu göreceğiz. Sizin eklemek istediğiniz bir şey yoksa dilerseniz kapatalım beyler. E, bu akşam e, Heat-Boston maçı var. Bakalım ne olacak? E, Doğu Konferans finali bitiyor mu? Finalin ilk e, takımı belli olacak mı? Yoksa seri uzayacak mı? Kim alır Mertcan'ca? Ben alacak. Ya ben ben Boston alacak diye düşünüyorum. Ya yani zaten yakın gidiyor e, maçlar genel olarak. E, yani ince nüanslarla gidiyor. O açıdan hani iyi bir e, j, e, j, e, Jason e, Tatum ve e, şey performansı bekliyorum. Jaylen Brown performansı bekliyorum. Ben de Miami alır diyeyim. Bu bunun hesabını bir sonraki programda yapalım o zaman. Aynen bakalım ne olacak. Çok teşekkürler. Ee, bizi e, canlı izlediğiniz için yine, yine çok teşekkür ederiz. E, dilerseniz yine sorularınız varsa e, bize ulaşabilirsiniz. T hem e, videonun altına attığınız yorumlara bakıyoruz hem Twitter'dan bakıyoruz. E, o açıdan da hani e, sohbete, muhabbete NBA açısından her zaman açığız. E, maç program başını hatırlatma yapmadık ama bizi Twitter'dan ve YouTube'dan da takip edebilirsiniz. E, Cem ve Kaan çok teşekkürler beyler bir sonraki programda görüşmek üzere. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Efendim. Soru soranın, yorum yapan herkese teşekkürler.